Merhaba sevgili Bayan Değil Kadın izleyicileri. Bu programımızda Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doçent Doktor Eylem Ümit Atılgan'la beraber son günlerde çok konuşulan, gündemde olan akademide taciz vakalarını ve buna yönelik çözüm önerilerini konuşacağız. Hoş geldin Eylem Hocam. Hoş bulduk, merhaba. Akademide taciz vakalarını çok konuşmaya başladık. Özellikle birkaç akademisyen kadının bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmasıyla bu yayıldı ve hatta bir aralık oldukça da genişledi. Daha fazla açıklamalar yapıldı ve sonrasında kampanyalar düzenlendi. Tabii bu mesele, bu konu, bu sorun aslında kadının insan hakları sorunu akademide taciz olarak ele alındı ve kampanyalarda eril akademiye dur de olarak yapıldı. Herkes tarafından da sahip çıkılan bir sorun oldu hakikaten. Çünkü bu konu aslında hep var olmasına rağmen konuşulmayan bir konuydu diyebiliriz sanırım. Ben bunu sormak istiyorum öncelikle. Akademide taciz hep var mıydı? Vardı da susturuldu mu kadınlar ya da susmak durumunda mı kaldılar? Neden şimdi bunu konuşmaya başladık? Bizi susmaya yönelten şeyler, temel sistematik sebepler nedir, nelerdi? Tabii ki akademide taciz her zaman vardı. Bu şu anda arkadaşlarımız, feminist arkadaşlarımız Eril Akademi'ye dur de kampanyasını başlattı. Şu anda yaşadığımız bir sorun bu anlamına gelmiyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bir bu tarafı var. Bir de neden akademide tacizin ortaya çıkmadığına bağlı sebepler var. Akademide diğer kurumlar gibi bir kapalı yapı. Bu kapalılık meselesi ve bir de erk düzeni olma meselesi iki nokta. Hangi kurumda varsa bu iki unsur taciz ortaya çıkmıyor. Tacize uğrayanın dile getirmesi güçleşiyor. Tacizin ceza alması zorlaşıyor. Taciz faillerini koruyan bir yapı bu. Bu sadece akademi özgü bir durum değil. Özellikle bunu yapısal sebeplerle açıklamamız gerekiyor bu yüzden. Peki neden hani bu yapılarda taciz çok zor bir şekilde ortaya çıkıyor? Taciz mağduru neden sessiz kalmaya itiliyor, yalnızlaştırılıyor? Bunu konuşmak gerek. Yani örneğin medya sektörü de buna benziyor. Örneğin diğer entelektüel paylaşımlar olan sektörler de, iletişim de buna benziyor. Ama ben akademiyi çok iyi bildiğim için akademi adına bir şeyler söyleyebilirim. Akademi tam bir erk düzeni. Kurumsal bir şeyler var, yapısal bir şeyler var ve biz tacizi bir ortaya çıkaramıyoruz. İki, taciz ortaya çıktıktan sonra mağdur yeteri kadar desteklenmiyor bu yapıda ve fail cezasız kalıyor. Yani en başta zaten faili bu cezasızlık yaptığının yanına kar kalması şeklinde teşvik ediyor. Peki ne var ki hani bu akademide bu taciz ortaya zor çıkıyor? Bir kere her şeyden önce şu içine kapalı yapı bize çok şey anlatıyor. Erk düzeni dediğim şey adına, yani bunu sadece ben söylemiyorum tabii ki. Bu erk düzeni bir iktidar ilişkisi yapısı. Yani yapı iktidar üreten bir yapı, evet, ama aynı zamanda da cinsiyet rejimine göre sıralanmış durumdayız. Yani bu düzende, cinsiyet piramidinde genç kadın ve LGBT bireyler en fazla tacize maruz kalan bireylerdir. Yani genç kadınsanız sizin bir üstünüzde genç erkek asistanlar vardır. Evet. Aynı zamanda bu en cinsiyet piramidinin en dezavantajlısı olarak genç kadın, genç LGBT birey, LGBT'ler
yatay tacize de maruz kalır. Yani sadece üstünüzden tacize açık değilsinizdir bu yapıda. Yapı öylesine korumasız bırakır ki en zayıf halkayı, güç ilişkisi içerisinde ve erk güçdür burada. Yani cinsiyet öylesine bir asimetrik de bir hiyerarşi sağlar ki, daha önceki sohbetlerimizde sana anlatmıştım. Sadece öğrenciyi taciz eden hoca değil, hocayı taciz eden elektrik teknisyeni de vardır. Yani buna şaşırır mesela dışarıdan, akademi dışından insanlar. Ve tabii bizim esas meselemiz burada neyin taciz, neyin taciz olmadığıyla ilgili o ölçeyi feminist hukuk teorisinin koyduğu ölçekle değil, maalesef o gündelik hayatta sokaktaki insanın algısıyla kabul ediyor olmamız. Akademide de bu yanlış kabul geçerli. Evet. Hukuk fakültesinde bir geçerli. Yani biz derste şunu anlatırız Tuğba'cığım derslerde. Temas yoksa da cinsel taciz vardır. Hatta yani cinsel taciz temassız olanıdır. Temas olursa buna cinsel saldırı deriz diye anlatmamıza rağmen bunun bir benzerini fakülte koridorlarında bir meslektaşımız, arkadaşımız yaşadığında ne olmuş, ne yapmış, dokunmuş mu? Öylesine yaygın bir kültür ki ve sözlü olan tacizi canım bir şey olmamış, o kadar da önemli bir şey değil diye kapatma eğilimi var. Hem fiilin kendisine yönelik bir sansür var, hem de bunu yapan kişiye yönelik. Bunu yapan kişiye yönelik sansür için Sara Ahmet'in o meşhur mektubunda duvar metaforu kullanılıyor. Sessizlikle karşılaşıyorsunuz. Yani başınıza böyle bir taciz geldiğinde insanlara bunu anlattığınızda duvar gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu seni ben taciz mağduruyum deyip ortaya çıkmaktan alıkoyuyor. Ama süreç nasıl işliyor bu yapıda? Dedikoduya dönüyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Çünkü ve yani mesela kadın aleyhine dönüşen bir şey, öyle değil mi yani? Yani şöyle oluyor. Şu hoca var ya taciz ediyormuş. İşte şu var ya, aman uzak durun. Odasına gitmeyin. Veya işte aman ha şey yapma, yalnız kalma gibi uyarılarla adeta yerin altına iniyor. Ve cezasızlık yapılmış oluyor. Hem cezasızlık bunu sürdürülebilir kılıyor, hem de bu dedikodu denen şeyin şöyle bir tarafı var. O tacizcinin şanı yürüyor, bu bir. Hakkı yani bunu. Bulunduğu ortamda her kadına işte şey diyebilir mesela. Göğüs dekolten çok açık, kapat diyebilir. Kilo almışsın deyip işte sözlü tacizin hepsini yapabilir. Ve biz bunu bulunduğumuz ortamda eğer dedikodu malzemesi olarak sürdürebiliyorsak, evet, bu şu anlama geliyor. O kişi laf yürür, gemi yürür şeklinde sistematik tacizine devam edecek anlamına geliyor. Burada iki şey çıkıyor bize. Bu yapıda. Yapı, kurum bunu düşünmeli. Kurum üzerine düşünmemiz gerekiyor. Bunu sürdürülebilir kılan kurumsal özelliklerden en önemlisi olan bu dedikodu, bu nasıl üretiyor? Bunun önünde nasıl durabiliriz? Bir feminist olarak buradaki sorumluluğumuz nedir? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Her üniversitede artık feministler var. Ve feministin varlığının bir şeyi değiştirmesi gerekiyor. Bu açılan soruşturmaların etkisizleştirilmesinde de çok önemli rol oynayacak. Peki burada sormak istiyorum. Kadınların hani sistematik olarak soruyorum aslında bu soruyu. Bu kadının beyanı esastır ilkemiz vardı ya, hani temel bir ilkemizdir bu ve aslında ispatlanamayan vakalarda kadının beyanı doğrultusunda bir işlem başlatmayı, yürütmeyi de sağlayan çok temel bir ilkedir ve bugün Türkiye'de bu ilkeyle bile artık bir dert olduğuna şahit oluyoruz. Yani kadına inandırmama
herhalde yalan söylüyor, büyük ihtimalle ön plana çıkmak istiyor gibi, özellikle bu güç dengelerinin bu kadar keskin olduğu akademi gibi ya da sanat dünyası gibi ya da işte kitlelere hitap eden hani aydın kesimler gibi yerlerde, mecralarda bu kadının sözüne inanmama gibi bir refleks geliştirmeye çalışıyorlar ve bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Yani bu akademide de baskın mı? Hani büyük ihtimalle zaten itibarsızlık bu cinsiyet rejiminin en altındakinde ona reva görülen bir şey. Yani sizin sözünüze karşı onun sözü. Ve bir taraftan da o kadınlık öylesine LGBT olmak öylesine itibarsız ki siz her zaman abartan, hassasiyet gösteren, aşırı tepki veren olma potansiyelindesiniz. Evet. Bir o var. Karşınızdaki kişi de her zaman işte o bulunan mekanın sahiplerinden biri. Esas sahibi, çok parlak akademisyen ve her zaman sizin sözünüze karşı onun akademik birikimi gelecek. Ya da işte sana o anlattığım, benim eskiden çalıştığım kurumda floresanı değiştirtmek istemiştim. Arada, yani soruyu şöyle sorayım o zaman. O örneği ben çok istiyorum duymasını da izleyenlerin. Yani akademide taciz sadece hocalar arasında ya da hoca öğrenci arasında değil. Tacizin şekilleri var. Yani bu nedir akademide tacizin şekilleri? Değildir zaten taciz. Çünkü bu bir aslık üstlük ilişkisinden kaynaklanan değil. Tam olarak cinsiyet rejiminin erkinden kaynaklanan bir şeydir. Eril iktidarı kullanan, eril iktidarın bir şekilde ucundan nemalanan biri ise fail, karşısındaki herkesi bu şekilde mağdum kılabilir. Bu şekilde o tacizin nesnesi haline getirebilir. Çünkü iktidarını kullanıyor. Erkekliğin ona bahşettiği iktidarı kullanıyor. Erkeklik onu sen bulunduğun ortamdaki kadınlara böyle gözünü dikip bakabilirsin. Hayır. İltifat adında kilo aldın, kilo verdin diyebilirsin. Ya da işte sen böyle bir paternalist bir şekilde yavrum kızım memeni kapat diyebilirsin. Bunların hiçbiri şey değildir, taciz değildir denen bir iktidar alanından yararlandığı için yatay taciz de mümkündür. O sana anlattığım örnek yıllar geçti üstünden. Hala içimdedir sıkıntısı. Odamın floresanını değiştirmek istedim. Ampul değiştirmek istiyorum. Beyaz floresanda çalışmak istemiyorum. Gece geç saatlere kadar çalışıyorum fakültedeki odamda. Ve bunu değiştirmek için gerekli idari izinleri aldım. Gereken yerlere başvurdum. Ve kendim getirdim malzemeyi takılacak. Talimat da verildi o kişiye. Bir erkek, bir teknisyen, elektrik teknisyenine talimat verdi onun amiri. Git hocanın odasına şunu tak diye. Ve kendisi bana o getirdiğim şeyi takmak istemediğini anlatmak için şöyle bir söz kullandı. Burayı biliyorum. Çok kötü, çok üzücü gerçekten yani. Burayı genel eve dönüştürürsünüz bunu takarsanız dedi. Yani bunu daha da kötü kullandı ben bildiğim kadarıyla zaten. Pavyon olmuş burası. Evet. Pavyona mı çeviriyorsunuz burayı dedi. Yani pavyon mu yapacaksınız burayı dedi. Şimdi bu benim yaşadığım şey, diğer bütün yaşadığım tacizleri burada dökmeyeceğim. Bunun sembolik değeri üzerinden gitmek istiyorum. Yani işte cinsel saldırıyı da tacizi de ziyadesiyle yaşadık, biliyoruz ve bu deneyim birliği aslında bizi bu noktada konuşmaya itiyor. Konuşmak zorundayızsa itiyor. Ama bu örneği seçmemin sebebi şu. Bunun taciz olmadığını düşündü üniversite. Ve işte densizlik olarak düşündü. Gereksiz konuşma olduğunu düşündü. Benim oradaki varlığımın kişisel olarak kendi vücut bütünlüğüm üzerindeki, itibarım üzerindeki kontrolümü ortadan kaldırıcı ve rahatsız hissettirici bir deneyim olduğunu düşünmedi. Evet. Hiçbir makam bunu düşünmedi ama terbiyesizlik olarak kodlamaya meyillilerdi.
Bu bir terbiyesizlik. Terbiyesizlik etmiş. Saygısız. Terbiyesizlik saygısızlık değil bu. Bu cinsiyetlendirilmiş bir şiddettir. Ve evet, bunun gibi cinsiyetlendirilmiş şiddete karşı algımızın açık olması gerekir. Bunu hiçbir kadına söyleyemezsiniz. Burayı pavyona çevirdin diyemezsiniz. Pavyon benzetmesiyle onu seks işçiliği ni itibarsızlaştıran bir kategoriyle sınayamazsınız. Seks işçiliği seks işçiliğidir. Ve bunu bir görüntü, bir temsil üzerinden aşağılarken aynı zamanda hem beni taciz ediyor hem de seks işçilerini aşağılıyor. Ben bunu kabul etmem. Seks işçiliği de bir sektördür, işçiliktir ve seks işçilerinin öyle pavyonumsu yerlerde yaşadığı gibi bir şeyle, düşünceyle aşağılanmasına izin vermem. Tabii ben de o sırada bir işte başvuru sürecine girdim. Ama istediğim gibi olmadı tabii. Yani ne kadar hareketsiz kalmadım, elimden geleni yaptım desem de. Sonunda şeyi elde ettim sadece, toplumsal cinsiyet eğitimine girecek bu kişi. İşte toplumsal cinsiyet eşitliği derslerine katılacak. Vallahi, ve bravo. Çok hoşuma gitti bu öneri. Yani hani genelde mahkeme kararlarında böyle işte şu kitap okusun, bunu öğrensin şeklinde eğitimsel kararlar var ya. Hani belki de en önemlisidir ama elbette cezasız da kalmaması gerekiyordu. Çünkü bazı kavramların artık kullanılır olması, şiddete ilişkin kavramsallaşması ve suç olarak tarif edilir olması aynı zamanda cezalandırılmasını da sağlıyor. Sanırım burada da bir eksikliğimiz var. Tıpkı sosyal medya üzerinden özellikle artan dijital şiddet gibi. Onu da troll saldırısı deyip geçiyorlar ama aslında suç ve her biri gerçek iradeyle yapılmış suç, öyle değil mi? Bulunduğumuz ortamı güvensiz hissettiren her tür cinsiyetlendirilmiş şiddet suçtur. Bizi o ortamdan kovan, burası güvenli ve ben kendimi burada var ediyorum. Kişisel bir gelişim içerisindeyim, kendimi inşa ediyorum, kendimi burada ifade ediyorum dediğimiz yerlerden kovan eylemler bunlar bize. Bunlar o alanı kadınsızlaştıran, LGBT'sızlaştıran eylemler. Ve bunu işte hani bağlayacağın yer sosyal medyada ve bizim bunu sosyal medyadaki tacizi ifşamız olacak. O gidişatı ben fark ettim senin düşünsel şeyinde, izleyinde. Neden noktaya geldik de zaten meseleyi anlatıyor. Çünkü üniversitedeki taciz birimleri işlevsiz. Benim öğrencilerim taciz birimlerine başvurduklarında artık gitme o hocanın odasına yanıtı aldılar. Soruşturmalar olmadı. Soruyu da şuradan bir sonraki soruyu bu esnada sormuş olayım. Burada akademi içerisinde şiddete maruz bırakılan kişilerin başvuru yolları neler ve nelerle karşılaşıyorlar çözümsel anlamda? Yani dikkate alınmıyor söylediğinize göre. Eril hukuk kültürü tabii burada da aynı bariyeri koyuyor önümüze. Evet. En önce zaten üniversitelerdeki cinsel taciz birimlerinin ne kadar etkin olduğuna bakmak lazım. Kaç vaka yönetmiş, kaç vakayı sonuçlandırmış veya öğrenciler ben tacize uğradım diye geldiğinde nasıl yanıt alıyorlar, nasıl destekleniyorlar? Buna ben bakmak lazım. Bence birimlerden bile haberi yok mu birçok öğrencinin cinsel taciz birimlerinin? Yok. Ama bazıları bu yolu deneyip, güçlenip, kendinde o cesareti bulup gittiğinde de bu desteği bulamıyor. Evet. Özellikle daha doğrusu yatay tacizde, cinsel tacizde daha kolay işleyen mekanizmalar dikey tacizde hocanızdan, işte hocadan asistana, hocadan öğrenciye olan tacizlerde o kadar kolay işleyemiyor. Bu itibar meselesi, itibarlandırma, güçlendirme meselesi kurumların kendini koruma refleksiyle birleşiyor. Ve bunu tatlıya bağlayalım, çözelim, mesele büyümesinle sonuçlanıyor. Hı hı. Ne zaman, yani bakın işte şeyi düşünürsek, kamuoyunda tartışılan, ortaya çıkanlar, tecavüz yani. Tecavüzler üniversitede yapıldığında ancak bu kamusal olarak tartışılabiliyor. Yoksa tacize uğradım diye çıkan
asistan, işte o hoca ve öğrenciler davaları çok fazla yer tutmuyor. Ve bu soruşturmalarda eylemin taciz olup olmadığı çok tartışılıyor ve kadının beyanındaki beyanının altına oyan şeyler konuşuluyor. Hani ne deniyor? İşte psikolojik durumu iyi değil. Bu işte yargılamada sen benden çok daha iyi biliyorsun. Sen pratik avukatlık yapıyorsun ve örgütlü bir feministsin. Direkt mağdurun beyanının altına oyan bir şeydir bu. Ruh sağlığı yerinde değil. Yani güvenir değil, güvenilir değil onun beyanı. Kesinlikle. Dedirten bir şey. Ve bu dedikodu mekanizmaları zincir şeklinde mağduru yalnızlaştırıyor. Ha, zaten onun pek iyi değilmiş psikolojisi. Bir bu var. İki, ilişkisi varmış. İlişkisi varmış dedikodusu da. Yani rızası varmış getiriyorlar mesela. Mağdurun taciz beyanını başka bir bağlamda toplum görmesini sağlıyor. Velev ki ilişkim vardı. Bitti. Ve ben bundan sonra gidiyorum dediğim andan itibaren her tür ısrarlı takipten korunmalıyım. Kurumum beni korumalı. Bu kişi yani sen zaten bununla birlikte olmuşsun bir zamanlar. Şimdi artık istemiyorsun ama adam da işte sana abayı yakmış. Bu bakış açısı da akademideki tacizi tamamen böyle görünmez kılan bir şey. Ya bu duvarlar çok güçlü duvarlar. Hem dedikoduya şey sağlıyor, bastırılmaya sağlıyor. Hem mağdur suçlayıcı bir ortam yaratılıyor. Hem cezasızlık yaratılıyor. Soruşturmalar çok etkili yürütülmüyor. Evet. Soruşturmalar aynı zamanda. Evet. Ve bu da soruşturma o kadar yorucu ki zaten mağdur için. Bu bir davaya zaten en baştan da mağdura başına gelebilecek şeyleri sayıp dökmemiz de gerekiyor. Yani o aydınlanması da gerekiyor. O sürecin ne kadar zorlu olduğunu da dürüst bir şekilde anlatmak gerekiyor. Bunu zaten duyan mağdur, çok az mağdur buna cesaret ediyor, kalkışıyor. Çünkü aslında bütün bu soruşturmaların sonucunda itibar kaybına uğrayan yine mağdur oluyor. Mağdur oluyor. Yani o tacizin mağdur ifşa öncesi, dava soruşturma öncesi konumuyla sonrası konumu arasında toplumun yarattığı çok büyük bir dengesizlik var. Çalıyor toplum itibardan. Ama yani senin özel hayatın ortaya dökülüyor, özel yazışmaların ortaya dökülüyor. Bu detayları bilmemesi gereken insanlar biliyor ki bu olmaması gerekiyor. Yani burada bu beyanı aldıktan sonra, olayı anladıktan sonra bana ne onların özel ilişkilerindeki o detaylardan. Adam git dediğin halde gitmiyorsa, rahat bırak beni diyorsan, devam ediyorsa, hocan olarak seni sürekli işte dışarıda görüşmeye, tez görüşmelerini dışarıda görüşmeye çağırıyorsa, akşam yemeğinde konuşalım diyorsa, artık bundan fazlasını bilmeye ihtiyacım yok benim. Bu bir tacizdir. Ve bu kişi o nüfuzlu kişinin tüm gücünün altında eziliyordur. Ve onun o eylemlerine ses çıkarması çok güçleşmiştir. Hocam fakültede görüşelim. Tezimi fakültede görüşelim. Ben evinize gelmek istemiyorum diyebilmesi ne kadar mümkün? Kesinlikle. Ya da o kişinin o kürsüde olduğu sürece o dersten geçemem korkusu. Bunu bir kişi aşamaz. Ancak kolektif dayanışmayla aşılabilir, güçlenebilir kişi. Şey demek istiyorum. Aslında cesaret seni de kırmasın kadınların bu sonuçsuzluk ya da zor sonuçlanma diye. Çünkü görüyoruz ki evet o ses yükselmeye başladı. Dünyada da yükselen bir Me Too hareketi var. Benzer şeyler aslında yani artık farklı alanlarda da yükselmeye başladı ve şahsen benim hep söylediğim toplumsal cinsiyet eşitliğinin gereği olarak zaten eşitler arası bir mücadele söz konusu değilse eğer daima hani ezilenden yana diyeyim tırnak içinde bir tavır almak gerekliliği toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir gereğidir. O yüzden kadına inanmamak odaklı değil de bu eşitlik adına gerekirse hani
gölge etmek yerine belki de en azından susup iş hukukuna, işi soruşturmaya bırakmak en azından yapılabilecekler arasındadır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz işte son dönemde bu ünlüler arası taciz vakalarında da ya da şiddet vakalarında da bunu çok yaşıyoruz. Ve ifşa, yani buradan ifşaya gelmek istiyorum. Yöntemlerden biri de ifşa aslında. Şiddete karşı başvurulabilecek yollardan biri. Fakat ifşada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Hukuki olarak da biz uyarıyoruz. Bu noktada neler söylemek istersin Eylem Hocam? Yani ifşanın hukuk açısından, hukuk penceresinden bakıldığında başka bir yüzü var. Ben feminist ifşadan hani konuşarak bunu anlamlı bir yerde tutmak istiyorum. Çünkü feminist ifşa her şeyden önce o zayıfın silahının zayıflığıyla ilgilidir. Oradan kaynaklanan bir şeydir. Bu sistem hakkımızı aramamızı güçleştiriyorsa, yani adalete erişim fiili olarak güçse ve o eril hukuk kültürü bizi hırpalıyorsa, evet, bizim elimizde olan araçlardan biri feminist ifşadır ve feminist ifşa burada aslında bir alternatif değildir. Feminist ifşa burada tam tersine bambaşka bir mantıkla işler. Çoğu zaman feminist ifşanın kaynağının burjuva feminist hareketi olduğu sanılır. Ama öyle değil. Biz bugün feminist ifşa üzerine çalışan feminist hukukçuların, feminist hukuk teorisinin bağlandığı kaynaklarda daha kültürel antropoloji buluyoruz. Mesela Afrika'daki kadın mahkemeleri deneyimi burada çok önemli şeyler söylüyor bize feminist ifşanın ilkeleriyle ilgili. Feminist ifşa bir damarıyla onarıcı adaletten beslenir. Bir eylem üzerine hep birlikte düşünmeye çağırır bizi. Hiçbirimiz bu erk ilişkilerinden azade değiliz. Bu kısma gelince bunu rahat rahat söyleyebilirim işte. Feminist ifşadan bahsederken bunu söyleyebilirim. Tuğba'cığım, ben de bu erk ilişkileri içerisinde bir taciz faili olmuş olabilirim. Olabilir. Hiçbirimiz azade değiliz. Kesinlikle. Çünkü bu eril yapı içerisinde büyüdük, yaşıyoruz ve bu eril ilişkiler içerisinde sosyalleştiğimiz için bizim de kanıksadığımız birçok ayrımcı, seksist, eşitsiz semboller, kültürel kabuller ve eylemler var benimsediğimiz. Benim de çıkabilir ve bu durumda yapılacak şey şudur. Ben her zaman bunu hani böyle söylerken karşımdaki mağdur da bir yerde böyle bir şey buluyor. Konuşurken bunu, kadınlar biz konuşurken, LGBT'ler konuşurken çok güçlü bir şey buluyoruz arkamızda. Tam bu söylediğim şeyle. Hiçbirimiz azade değiliz ve hepimiz böyle bir ifşanın üzerine düşünerek dönüşme imkanına sahibiz. Eylemi feminist ifşada vazgeçemeyeceğimiz ilke eylemi konuşmak. Kişiyi değil. Eylemi ve eylemin eşitsizler arası yarattığı sonuçları konuşmak. Evet. Bu eylem taraflar için ne anlama geldi? Bir kere kişi rahatsız olmuşsa bundan, bizim bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Hukuk bir tarafa. Hukukun tanımları bizim zaten bu yarattığımız yaşayan hukuktan besleniyor. Biz bugün bu rahatsızlığı konuşalım, yarın bunu hukuk tanım olarak alır, yasalara geçirir. Eğer kişi bundan rahatsız olmuşsa ve bu cinsiyetlendirilmiş bir rejim içerisinde eşitsiz ilişkilerden kaynaklanıyorsa, bu kişinin bu eyleme karşı durmasını engelleyen cinsiyet rejiminden kaynaklanan eşitsizlikler varsa, dur demesini engelleyen, kurtulmasını, savuşturmasını engelleyen bu yapılar varsa, bizim artık bu eylem üzerine konuşmamız gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor. Bu dönüşsel süreç sadece failin ödevi değildir. Faile bir alan tanımalıyız. Faile demeliyiz ki işte şu eylemin bu kişide şunları yarattı. Onarıcı adalet yaklaşımı burada bize çok yol gösterecek. Kişilerin konuşması gerekiyor. Deneyim sahiplerinin,
öznelerin konuşması gerekiyor. Ve bu arada bizlerin, izleyicilerin de burada çok önemli bir rolü var. Çok önemli bir görevi var. Biz yargıç değiliz, yargılayıcı değiliz. Ha, senin bu anlattığın pek benim kafama yatmadı. Sen burada biraz şey yapıyorsun. Böyle bir konumuz yok. Biz de dönüşme açısından özneyiz burada. Doğru. Biz de o eylem üzerine dönüşmek için düşünmemiz gerekiyor. Ve bu arada açıklamalar çok önemlidir. Yani ifşanın arkasından failin açıklaması ne kadar dönüşüme elverişli, açık, yatkın olduğunu anlamak için bize bir imkan sağlar. Ve biz bu açıklamadan ikna olmadık diyebiliriz. Sen erkeklik iktidarını kullanmaya devam ediyorsun bu açıklamada diyebiliriz. Ve erkekliği öldürmeden de bu ifşanın işte karşılığında özür dilese de bu bir sonuç değildir. Yine üzerine düşünmemiz gerekir. Afrika'daki kadın mahkemeleri deneyimi çok önemli. Kadın topluluğu bir kadının böyle bir şikayeti üzerine toplanır ve sorular sorarlar. Faile sorular sorarlar. Merak ettiğimiz her şeyi sorabiliriz. Ama bu kişisel deneyim veya işte magazinel detayları değildir. Duygularla ilgilidir. Sen evet. Ne hissettin? Şu anda ne hissediyorsun? Şu anda ne düşünüyorsun? Ve bunu bana yapsaydı, mesela burada kadın mahkemesinin izleyicilerinden biri çıkıp bu eylemi bana yapsaydın sana şunu yapardım. O zaman bana ne diyecektin diye karşılıklı konuşurlar. Aslında yani daha yaklaştıran bir şey. Yani belki yaptığı eylemi işte sonuçlarıyla beraber algılaması onu düzeltmesi için iyi bir fırsat aynı zamanda. Bir yüzleşme imkanıdır. Evet. Bir içselleşme imkanıdır. Bir dönüşme imkanıdır. Evet. Ve bu gerçekten bizim bu süreçten beklediğimiz, murad ettiğimiz faydayı gerçekleştirebilecek bir ilkedir. Dönüşümsellik. Bunu dönüştürebilecek bir süreç yönetilmelidir. Peki, İfşa bir köşeye sıkıştırmamalıdır mesela. Eleştiri yok etmemelidir. Evet, yalnızlaştırma bir araçtır ama bu yalnızlaştırma izolasyona dönüşmemelidir. Evet. Neden? Çünkü her şeyden önce kamusal olarak tacizciyle aramıza mesafe koymamız gerekir. Onu itibarlandırmamamız gerekir. Yani onunla yan yana yer almamak, onunla akademik faaliyetlerde bir arada bulunmamak şu mesajı verir. Mağdurun yanındayım mesajı verir. Ama tam tersine bu kişinin böyle bir eylemi üzerine o kişiyle konferanslara katılırsak, o kişiyle ortak kitaplar yazarsak biz burada mağduru sen işte anlattın bir şeyler ama bu kişiyi haklı buldun anlamına gelir. Mağdur zaten öylesine yalnızdır ki biz orada tarafsız durmamız dahi, hiçbir açıklama yapmamamız dahi, tamam ama benim arkadaşım bu fail, ben de o yapmamıştır demiyorum ama hiçbir açıklama yapmam demek, tarafımızı zaten mağdurdan yana koymamak demektir. Evet. Dur bakalım bir soruşturma sonuçlanana kadar bekliyorum ben, tarafsızım diye bir taraf hiçbir şekilde mağdurdan yana taraf tutmak değildir. Burada yapılacak şey yan yana gelmemek, itibarlandırmamak, ona saygınlık kazandırmamak ve bu komünitenin bir parçası olduğunu hissettirmemektir. Ama bu öyle bir şey ki, ince çizgi ki aslında, izolasyon ve dışlama aşırı olduğunda o kişiye hareketinin üzerine düşünebilecek alan tanınmıyor. Doğru. Dolayısıyla bir çok yalıtık bir izolasyon süreçten istediğimiz faydayı da ıskalamamızı sağlıyor. Yani sebep oluyor. Dönüşebilmek, düşünebilmek, dönüp tekrar ne oldu? 6 ay önce senin hakkında böyle bir ifşa vardı. Sen şimdi hangi noktadasın? Neleri düşündün? Yeniden bize açıklama ver diyebiliriz. Ama bu hesaplaşma ve yüzleşme tamamen bireysel olmalı. Yani bu kişiye etik davranmak böyle bir şey. Yani etik olması, kişi kendisi davrandığında, kendiliğinden geldiğinde bu hareketin etik olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir kişiyi ahlaklı davranmaya zorlamak etik değildir. Yani ahlaklı davranmak için onu zorluyor olan taraf da
etik duruşu kaybedeceği için feminist etik gereği bizim o kişiyi seni attık sınıftan şu köşede duvara bakarak düşün ondan sonra da geri gel demek feminist etiğe de aykırı bir durum. Dolayısıyla o kişinin de dönüşebileceği bir imkan ve bir alan yaratılması gerekiyor. Gerekiyor. Evet, burada mağduru da şey bırakmamak gerekiyor. Yani mağduru hiçbir zaman beni yalnız bıraktılar, benim yanımda yer almadılar hissiyatını beslememek gerekiyor. Evet. Yani her zaman tarafımızı belli eden bir duruş gerekiyor. Feministlerin bu ifşa sürecinde, feminist ifşa sürecindeki benim okuduklarım ve özellikle deneyimler ışığında söyleyebileceğim benim şahsen dikkat ettiğim şeyler, ilkeler bunlar. Elif Hocam o kadar güzel bir açıklama oldu ki aslında hepimize ayrı ayrı nasıl ödevler düştü ve bunları yaparken de dikkat etmemiz gereken şeyler olduğu, feminist bilincin de kolay bir şey olmadığı aslında hepimizin kervanı biraz da belki işte ülkece de neticede bu konuları hepimiz yeni yeni de öğreniyoruz. Bu çok normal olan ortaya çıktıkça sesimizi yükselttikçe o yüzden bu böyle bir yığınsal bilgiyi hepimiz bundan zaman içerisinde daha da çok hem faydalanıyoruz hem de harekete dökmüş oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz ve bize bu güzel derleyici detaylı bilgileri verdiğiniz için mücadeleye birlikte devam eylem hocam. Hep beraber devam. Teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgili Bayan Dil Kadın izleyicileri, bu programımızda Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesinden doçent doktor Eylem Mehmet Atılgan'la beraber akademide tacizi ve bu yönde çözüm önerilerini konuştuk. Gelecek programlarda görüşmek üzere.